Bu videoda bol bol spoiler yer almakta. Eğer spoilerdan rahatsız oluyorsanız en kısa sürede videoyu kapatmanızı tavsiye ediyoruz. Neyse, herkes hazırsa başlıyoruz. Film hakkındaki genel düşüncelerimizi spoilersız incelemede anlattığımız için bu videoda genel değerlendirmelere çok yer vermeyeceğiz, haberiniz olsun. Direkt filmin villain'ı, yani kötüsüyle başlamak istiyoruz. Yani Mysterio karakteriyle. Açıkçası bize kalırsa daha iyi bir villain kullanılabilirmiş filmde. Ya da en azından Mysterio karakteri daha iyi kullanılabilirmiş. Neden böyle düşündüğümüze gelecek olursak, ilk fragman yayınlandığından beri filmde olacak hemen her şeyi biliyor olmamız filmin izleme zevkini bir hayli düşürdü diyebiliriz. Eğer herhangi bir kanalda herhangi bir fragman incelemesi izlediyseniz Mysterio karakterinin aslında bir illüzyonist olduğunu ve aslında kötü bir karakter olduğunu zaten öğrenmişsinizdir. Yani demek istediğimiz filmde sözde bir ters köşe var. Ama bu ters köşe o kadar göstere göstere geldi ki ters köşenin tanımının çok dışına çıkmış oldu. Biz fragmanı izledikten sonra bir ara şöyle bir şey düşünmüştük. Evet, Mysterio bir villain ama 616 evrenindeki Mysterio bir villain. Yani belki de fragmanda gördüğümüz Mysterio gerçekten paralel bir evrenden gelmiştir. Ve aslında iyi biridir. Böyle düşündük çünkü Marvel'ın fragman hazırlarken ketum davranmasına ve bize çok sınırlı bilgi vermesine alıştık. O yüzden bu kadar net bir bilgiyi vermesini kabullenemedik. İşte tam burada bir parantez açmamız gerekiyor. Çünkü Örümcek Adam karakterinin film haklarının Sony'de olduğunu ve fragman dahil hemen her kararını Sony'nin aldığını hatırlatmamız gerekiyor. Ama Sony'den Marvel'a film hakları geri dönmüştü dediğinizi duyar gibiyiz. Ancak aslına bakarsanız film hakları geri dönmedi. Sadece Sony seriyi yeniden başlattı. Ve bunu yaparken karakterin Marvel evreninde olmasını sağladı. Yani Avengers ya da Civil War gibi filmlerde yer alırken söz daha çok Marvel'daydı. Ancak iş solo filmlere gelince söz Marvel'dan çok Sony'de oldu. Yani bu fragmanda her şeyi göstermelerinin asıl suçlusu Marvel değil Sony. Bu neden bu kadar önemli hemen anlatalım. Marvel 20 küsur film çekmesinin ardından çizgi roman filmlerini izleyen hayran kitlesine dair genel bir bilgi sahibi oldu. Yani Marvel yayınladığı her fragmanda, her karenin, her detayın tek tek incelenip senaryonun tahmin edilebildiğini defalarca gördükten sonra fragman hazırlama konusunda kendilerini geliştirdi. Hatta bu durumu o kadar ilerlettiler ki fragmanlar için ek sahneler bile çekmeye başladılar. Yani Marvel filmin izleyici kitlesinin Marvel fanlarından oluştuğunu bildiği için onlara saygı gösterdi. Fragmana özel ek sahne çekmek saygı mı diyebilirsiniz. Ama emin olun bu bir saygı göstergesidir. Stüdyonun ben sizin hayran olduğunuzu ve her detayı inceleyeceğinizi biliyorum. Bu yüzden filmden zevk alabilmeniz için size özel taktikler hazırlıyoruz ki siz filmde yaşanan her olaya şaşırabilin diye dediğini düşünün. Ancak Sony bunu yapmak yerine sanki sıradan bir izleyici kitlesine hitap ediyormuşçasına fragmanda her şeyi gösterdi. Neyse, bu konu üzerinde biraz fazla durduk. Dilerseniz filmin cevapladığı sorulara geçelim. Endgame filminden sonra aklımıza iki önemli soru takılmıştı. Bunlardan biri şıklatmadan sonra yok olan insanların geri döndüğünde aynı yaşta olmalarının yanı sıra diğer insanların 5 yıl yaşlanmasının doğuracağı etkiler gibi. Bu kısma biraz değinmiş olsalar da tam anlamıyla açıkladıkları söylenilemez. Örneğin bir Thanos parmak şıklattı ve evrenin yarısı öldü. Ama siz hayatta kalanlardansanız önce hükümetlerin peş peşe çöktüğüne şahit oldunuz, ardından da tekrar yapılanmalarına. Derken bir ya da birkaç ev satın aldınız, sonuçta ev fiyatlarının bir hayli düşüşte olması lazım. Sonuçta her iki popülasyon bir anda yarıya iniyor. Ancak evlerin sayısı sabit kalıyor. Neyse, siz birkaç ev satın aldınız ve aniden ikinci bir parmak şıklatma daha gerçekleşti. Ve bu sefer herkes geri döndü. Evlerini satın aldığınız insanlar da dahil. Bu sefer şöyle bir sorun ortaya çıkmıyor mu? Siz evler üzerinde hak iddia edeceksiniz ki bu en doğal hakkınız. Ancak geri dönenler de evler üzerinde hak iddia edecekler çünkü bu onların da en doğal hakkı. Filmin içinde de boşalan evlerin içine yeni aileler yerleştiğini May Hala'nın filmin başında anlattığı hikayede öğrenmiş olduk. Hani evin hanımı May Hala'yı metres sandığı hikayede. Bu örnek miras konusunda da verilebilir. Yani siz ortadan kaybolduğunuzda ölü kabul edildiğiniz için mal varlığınız kaldı ise ailenizin diğer bireylerine verilmiş olacak. Ancak geri döndüğünüzde mal varlığınız bir anda ortadan kaybolmuş olacak. Tamam, belki ailenize kaldı ama aileniz tüm mal varlığınızı satıp parasını çoktan yemiş olabilir. Neyse, yeterince anlattık diye düşünüyoruz. Şimdi aklımıza takılan diğer bir soruya gelelim. İkinci sorunsa şu, filmde kaybolan herkesin 5 yıl sonra aniden kayboldukları yerde bir anda ortaya çıktıklarını gördük. Ancak yok oluş sırasında uçakta ya da gemide olanlara ne olduğu cevaplanmadı. Uçakta olanlar aynı yerde belirdilerse sonları pek de iç açıcı olmaz sonuçta. Aynı şey gemi için de geçerli. Eğer gemideki herkes profesyonel yüzücü değildiyse çok büyük bir ihtimal onlar da öldü. Ki aslında yüzücü olmaları da bir şeyi değiştirmiyor. Çünkü okyanusun ortasında aniden 50 kişiyle beraber belirdiğinizde iyi yüzseniz bile en fazla ne kadar yüzebilirsiniz ki? Ama tahminen bu sorulara Marvel hiç değinmeyecek. Bu sorunları yok sayacak çünkü film evrenlerinde bu tarz ufak tutarsızlıklar normaldir. Mazur görülmeleri gerekir.
Gelelim After Credits sahnelerine. Açıkçası ilk After Credits sahnesine kadar film bizi tatmin etmemişti. Ancak herkes Örümcek Adam'ın aslında Peter Parker olduğunu öğrenince bir hayli heyecanlandık. Bir kez de Örümcek Adam'ın kim olduğunu herkesin bildiği bir dünyada film izleyelim. Bakalım o nasıl olacak. Ama şimdiden büyük bir heyecanla beklediğimizi de belirtmeden geçmeyelim devam filmini. Gelelim ikinci After Credits sahnesine. Orada da Nick Fury'nin sahilde uzanıp güneşlendiğini görüyoruz. Ardından da bunun bir simülasyon olduğunu görüyoruz. Buraya kadar anlattıklarımız size bir yerden tanıdık geldi mi? Eğer bir önceki Yönetmenlerle Stüdyoların Savaşı isimli videomuzda bahsettiğimiz bağımsız film Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak ismindeki filmi izlediyseniz size tanıdık gelmiş olmalı. Biz izlememiş olma ihtimalinize karşı bahsettiğimiz filmden ufak bir sahneyi izletmek istiyoruz. Oh, vallahi iyi plaj gibisi de yoksa hadi. Hakikaten öyle ya. Denize bak vallahi. İnsan... Dediğimiz gibi sahne aynı. Belki de Marvel bu sahneyi bu filmden görüp çekmiştir. Bu arada tabii ki şaka yapıyoruz. Neyse devam edelim. Nick Fury'nin sahnenin devamında çok büyük bir çalışma yürüttüğünü görüyoruz. Ancak bu çalışma ne üzerine onu maalesef bilemiyoruz. Belki de Kevin Feige'nin dediği gibi evren gitgide kozmikleşecektir. Ve Nick Fury bunun altyapısını hazırlıyordur. Ama dediğimiz gibi kesin bir bilgi yok. Bu arada çok büyük bir ihtimal fark etmişsinizdir ancak biz yine de söyleyelim. İlk After Credits sahnesinde internet sitesi üzerinden yayın yaparak Peter Parker'ın kimliğinin öğrenilmesini sağlayan haber spikeri ya da gazeteci artık her ne derseniz ilk Örümcek Adam üçlemesindeki gazeteci. Yani aynı karakter değil fakat aynı oyuncu. Bu iki karakteri de J.K. Simmons canlandırıyor. Ve belirtmeden geçmeyelim, bu karakter çizgi romanlarda daima Örümcek Adam'ı kötü biri gibi göstermeye çalışan biriydi. Ve bir gazete editörüydü. Ancak filmde bir haber sitesinin yöneticisi olması zamana uyum sağlama açısından son derece güzel olmuş diyebiliriz. Biz buna benzer bir zamana uyum sağlama örneğini Tony Stark'ın yardımcısı Jarvis'te de görmüştük. Çizgi romanlarda Jarvis bir uşakken filmlerde bir yapay zeka olarak lansman edildi. Uşak olan Jarvis ise Tony Stark'ın değil, Tony'nin babası Howard Stark'ın yardımcısı olarak gösterildi. Neyse, şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın. Ha bir de lütfen abone olun. Biz gerçekten çok mutlu oluyoruz siz abone olduğunuzda.